Ama Keko, bu oda ne kadar dağınık baksana. Çorap ne yapsın? Kim bilir nereye kaybolmuştur. Önce her şeyi yerine bırakalım. Bak sonra çorabın ortaya çıkacaktır. Keko, hadi okula geç kalacaksın. Gel kahvaltını yap. Geldim anne. Keko, bir şeyi unutmadın mı? Ne? Ama ödevimi yaptım. Odamı düzelttim. Çorabımı da bulup giydim. Ha, besmele çekmeyi diyorsun. Aa, hiç unutur muyum? Bismillahirrahmanirrahim. Ama Keko, besmeleden önce bir şeyi unuttun. Elini yüzünü yıkamadın. Evet. Hep unutuyorum. Anne, her sabah yüzümü yıkamam mı gerekiyor? Tabii ki Keko. Temizlik imandandır. Hem temiz olan güzel ve akıllı olur. Herkes onu sever. Hadi, Allah'a ısmarladık anne. Selamun aleyküm. Aleyküm selam yavrucuğum. Hadi Allah zihin açıklığı versin. Allah'a emanet ol. Olamaz. Sayfalar hep dağınık. Bunları nasıl toplayacağım? Sayfalar hep kirlendi. Şimdi ne yapacağım? Ama bu defterlerde boş yer yok. Bu defterler hep karalanmış. Silinmiyor. Anne, ben ne yapacağım şimdi? Anne! Ne oldu Keko? Neden ağlıyorsun? Anne, önce defter ve kitaplarım hep dağıldı. Onları zor topladım. Ama şimdi de defterlerimin sayfaları hep kirli. Siliyorum, siliyorum, geçmiyor. Ben şimdi bunlara nasıl yazı yazacağım? Hem öğretmen görse bana ne der? Dişlerini fırçaladın mı Keko'cuğum? Ama anne, ben defterim diyorum, sen dişlerimi soruyorsun. Fırçam, diş fırçam yok. Onu kaybettim. Al Keko'cuğum. Bunu dağılan defterlerinin orada unutmuşsun. Yaşasın! Anne bak, sayfalarım bembeyaz oldu. Defterimin sayfaları artık tertemiz. Şimdi rahatça yazabilirim. Keko, ne oldu sana böyle? Anneciğim, gerçekten kirlenmek güzel midir? Hayır Keko'cuğum, kirlenmek de kirletmek de güzel değildir. Anneciğim, defter ve kitaplarım çamura düşmedi. Bir şey olmaz. Ben hemen elbisemi değiştirir, yüzümü de yıkarım. Allah'ım, sen temizlenenleri seversin. Kirli ve dağınık olmaktan sana sığınırım. Amin. Anne, diş fırçası için teşekkürler. Anlamadım Keko'cuğum. Bir şey yok anne. Sadece bir rüyaydı, o kadar. Hadi, Allah rahatlık versin. Sana da Allah rahatlık versin Keko'cuğum.